Ayıplardan söz ediyorduk, bir takım zorbalıklardan söz ediyorduk ve bir zorbanın dün akşam yine serbest kaldığı haberi geldi. Kimden bahsediyoruz? Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden ve onu öldürme planı yaptığını alenen utanmazca, arsızca internette paylaşan bir zorbadan söz ediyoruz. Kendisini doktor olarak tanıtan ama doktorlukla hiçbir alakası olmayan bir takım alternatif tedavi şaklabanlıklarıyla piyasada faaliyet gösterdiği anlaşılan aşı karşıtlığı, işte pandemi konusunda yanlış ve kafa bulandırıcı, toplumu yanlış yönlendirici kampanyalarıyla tanınan çevrelerden bir kişi bu. Esin Davutoğlu Şenol'u takip ettiğini, kendisini öldüreceğini ve bu planını da aşama aşama gerçekleştirmek istediğini utanmazca sosyal medyada sergileyen, bu beyanlarda bulunan Davutoğlu Şenol'un Esin Hoca'nın şikayeti üzerine emniyete çağrılan, savcılıkta kısa bir sorgudan sonra da serbest bırakılan bir şahıstan söz ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda aralarında benim de bulunduğum bazı gazetecilerin bu olaya tepki göstermesi ve Esin Hoca'ya destek vermesi üzerine bizi de tehdit etmişti. Dolaylı bir şekilde, imalı bir şekilde. Bize tehditleri de ortada. Bizim yaptığımız şikayetler de var. Adliyeye, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ben, Ayşenur Aslan, Zülal Kalkandelen gibi başka arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bizleri de tehdit etmişti ve anlaşılan o ki bu şahsa bir elektronik kelepçe takılmış. Öyle bir uygulama var. Yani izleniyor uzaktan, işte elektronik ortamda evini terk ettiği ya da ne bileyim tehdit ettiği şahısların yanına yaklaştığı zaman bir alarm veriyor o sistem. O şekilde izleniyor. Dün emniyet Esin Hoca'yı arıyor. Sayın Esin Şenol'u arıyor. Diyor ki bu şahsın elektronik kelepçesi kırılmış. Kendi önleminizi alın, başınızın çaresine bakın. Devletin düştüğü duruma bakar mısınız? Devlet en uçtaki temsilcisi, yani o gençlik kolları başkanıyla kendisini karakolun, emniyetin, adliyenin üzerinde görecek kadar bize tepeden bakıyor. Ama biz bir tehdit altında olduğumuz için şikayet ettiğimiz vatandaşın takip edilmesini talep ettiğimizde, yani Esin Hoca'yı kastediyorum, ya adam elektronik kelepçeyi kırmış, ortalıkta serbestçe dolaşıyor, biz de yerini bulamıyoruz, aman kendinize dikkat edin. Yani diyor ki biz adamı tutamıyoruz evde, Esin Hoca sen evine kapan, adam dışarıda serbestçe dolaşsın, ya da Zafer Arapkirli sen evine kapan, çıkma sokağa, o potansiyel katil sokakta arsızca elini kolunu sallayarak dolaşsın. Bu mu devlet? Bu mu koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, sizlerin işiniz ne? Bekir Bey, Süleyman Bey, sizlerin işiniz ne? Bu adamın tepesine o elektronik cihaz sinyal vermemeye başladığı, kırıldığı anlaşıldığı andan itibaren gidip çökeceksin. Ben dün akşam evde oturup Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir atasözü paylaşsaydım ya da ima yoluyla, ışık hızıyla gelirdiniz evime. Işık hızıyla, şafak vaktinde gelir beni alır götürür. Sedef Kabaş'a yaptığınız gibi, başka gazetecilere, akademisyenlere yaptığınız gibi hemen zindana tıkıverirdiniz. Sürüm sürüm süründürürdünüz. Bu arsız potansiyel katil ortalıklarda dolaşırken yapacağınız tek şey, aman Esin Hocam kendinize dikkat edin, önlemlerinizi sıkılaştırın. Ne yapacak Esin Hoca? Kapısını bacasını kapatıp kendini eve hapis mi edecek? Hapis olması gereken herif sokakta dolaşırken bizler eve mi kapanacağız yani? Böylesine bir ülkede yaşamayı hak etmiyoruz hanımlar beyler. Bekir Bozdağ'a sesleniyorum, Sayın Adalet Bakanı'na, bu elektronik kelepçe vesaire bu sistemler herhalde Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde sistemler. Sayın Süleyman Soylu, önüne gelene sen LGBT çocuğusun, sen bilmem ne çocuğusun, biz bilmem ne çocuğuyuz diye atar gider yapmak, kabadayılık, racon kesmek değil sizin işiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bilim insanlarını, gazetecilerini, hukukçusunu, akademisyenini korumak, bu potansiyel katillerden, bu saldırgan arsız heriflerden korumak sizin vazifeniz. Ben bu vazifeyi hatırlatmakla yükümlü olduğum için buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Bu adamın yeri sokaklar değil, bu adamın yeri toplumun normal
kendi halinde insanları, değerli akademisyenleri, gazetecileri, öğrencileri, sendikacıları filan evde kapanmayı hak etmiyor. Bunlar kapanmayı hak ediyorlar. Görevinizi yapın ve bu şahsı bir an önce zapturapt altına alın. Bizler güvenlik içinde dolaşmak ve güvenlik içinde çalışmak istiyoruz bu ülkede. Esin Davutoğlu Şenol Hoca'ya da buradan seslenmek istiyorum. Her türlü destek arkanızda, bütün toplum sizin arkanızda ve asla korkmayacağınızı, korkmadığınızı biliyorum. Bunlara meydanı boş bırakmamak için her türlü dayanışma duygusuyla arkanızda yer aldığımızı da bir kez daha beyan ediyorum burada.